Biz Türkiye'de tek bir ailenin bile yoksulluğun pençesinde yaşamaması için çalışacağız. Bu nedenle yoksul yurttaşlarımıza asgari gelir desteği sağlama sözünü de şimdiden veriyoruz. Bu ne demek? Asgari gelir desteği ne demek? Müsaade edin çok kısa anlatayım. Diyelim ki Sultan Gazi'nin Habibler Mahallesi'nde bir aile var. Bizim görevlendirdiğimiz sosyal destek uzmanları tüm Türkiye genelinde. Her aileyi zimmetlediğimiz sosyal destek uzmanları ne yapacak? O ailenin kapısını çalacak. Aynı aile hekimleri gibi. Her bir aileyi bir sosyal güvenlik, sosyal destek uzmanına zimmetleyeceğiz. Her sosyal güvenlik, sosyal destek uzmanının elinde sorumlu olduğu ailelerin adı, soyadı, adresi, telefonu olacak. Aileleri muntazam ziyaret edecekler. Kapıları çalacaklar. Durumunuz nasıl? Bir ihtiyacınız var mı? Devletten bir beklentiniz var mı diye soracaklar. O ailenin işsiz genci varsa hemen İşkur'a kaydedecekler. O ailede engelli bir vatandaş varsa engellilerle ilgili desteği alıyor mu almıyor mu bunu kontrol edecekler. O ailenin okula başlayacak çocuğu varsa yokluk sebebiyle okul masraflarını ödeyemiyorsa bunu hemen not alacaklar. Her ailenin o ailede kaç kişi yaşıyorsa gerçekten ihtiyacı ne? Aylık ne kadar bir gelirle o aile geçinebilir bunu tespit edecekler. O ailenin şu andaki gelir seviyesi nedir buna bakacaklar. Ve aradaki farkı devlet asgari gelir desteği olarak o aileye ödeyecek. Model bu. Hiçbir vatandaşımız devletten destek almak için, sosyal destek, sosyal yardım almak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacak. Şu anda değerli arkadaşlar 40'tan fazla kapı var, 40'tan fazla. Sosyal yardım, sosyal destek veren 40'tan fazla kamu kuruluşu var. Ya biliyoruz ki bazı ailelerimizin otobüse dolmuşa binip de o sosyal destek, sosyal yardım nereden alınır, nasıl alınır? Nasıl o destek alınır? Bunu bilecek durumu yok. Yol parası yok. Gidecek o desteği talep edecek. Devlet desteği, sosyal destek, sosyal yardım bir haktır arkadaşlar. Hak. Hak temelli bir iştir. Devletin verdiği bir lütuf değildir. Bu ülkenin vatandaşı olan, bu ülkede vergi ödeyen, ekmek alırken bile kadevesini ödeyen, ayçiçek yağı alırken kadevesini ödeyen, şeker alırken, un alırken kadevesini ödeyen her vatandaşımız ihtiyaç duyduğunda devlet desteğini alma hakkına sahiptir. Hiç kimse bunu kendi cebinden ödemiyor. Hiç kimse bunu kendi kesesinden ödemiyor. Öyle bir hava oluşturuyorlar ki yardım kolisi, yardım paketi geliyor. İşte bu şu partiden geliyor. Bu falanca kişiden geliyor. Öyle bir şey yok. Bunların hepsinin kaynağı sizlerin ödediği vergiler. Madem ki bu paranın kaynağı vergiler, herkesin hakkı. İşte biz bu vatandaşımızın hakkını devletin bir lütfu olarak değerlendirmiyoruz. Bu nedenle iktidar değişirse sosyal yardımlar biter yalanını da kimse ciddiye almasın. Sosyal yardımlar, sosyal destekler bunlar bir gitsin. Nasıl daha çok artıyormuş, nasıl daha vatandaşımızın yüzü görüyormuş inşallah herkes görecek. Kimsenin endişesi olmasın. Bakın, başka neler yapacağız? Dar gelirli vatandaşlarımıza yeni doğan bebeklerinin sağlıklı yetişmesini sağlamak amacıyla tam bir yıl boyunca süt, bebek maması başta olmak üzere ihtiyaçlarını biz devlet olarak karşılayacağız. Sosyal yardımların hızlı, adil ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulmasını sağlayacak kurumsal yapılanmayı oluşturacağız. Yani sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak. Bizim kültürümüz bunu söylüyor. Göstere göstere yardım etme diyor. İlan ede ede destek verme diyor. Sağ elini verdiğinden sol elinin haberi olmasın diyor. Biz insan onuruna yakışır bir yöntemle bu devlet desteklerini, devlet yardımlarını sağlayacağız. Bu yapısal dönüşüm sayesinde
sosyal yardımları ve destekleri tek merkezde toplayacağız. Tek bir adres. Sosyal destek uzmanı. Bir kişi, bir cep numarası. Bir alo uzaklığında olacak o sosyal destek uzmanı. Ya bizim şöyle bir ihtiyacımız oldu. Çocuğumuz üniversiteyi kazandı ama yurda paramız yok. Üniversiteye kaydettiremeyeceğiz. Devlet bir şey yapabilir mi dediği anda o sosyal destek uzmanı hemen devletin imkanları neyse o vatandaşımızla o imkanı buluşturacak. Vatandaşlarımızın sosyal yardım talep etmelerini beklemeden merkezi bir sistemle ihtiyaç sahiplerini takip edeceğiz. Sosyal yardımların partizanca dağıtıldığı ve yoksulluğun istismar edildiği bu çarkı da hep beraber sona indireceğiz inşallah. Hep beraber. Sosyal yardımlara hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın toplumda ihtiyaç sahibi olan herkes erişebilecek. Bir adım da sosyal konutlarda atacağız. Dar gelirli ailelere uygun şartlarda sosyal konut temin etme sürecini hızlandırarak sağlayacağız, devam ettireceğiz. Sosyal konut projelerine bir rant projesi olarak bakmayacağız. Rant perspektifle değil, barınma hakkını ve insan yaşamını merkeze alan bir bakış açısıyla çalışacağız. Ancak değerli arkadaşlarım, belki de en önemlisi halkımızı yardımlarla yaşamaya mecbur olmaktan en kısa sürede kurtaracağız. Asıl bu. Biz tek bir vatandaşımızın dahi sosyal yardıma bağımlı bir hayat sürmesine razı olamayız. İçimiz el vermez. Bu doğrultuda sosyal yardım alan vatandaşlarımız için de özel tasarlanmış istihdam programları uygulayacağız. Değerli arkadaşlarım, sosyal hizmetler alanında da yeniliğe gideceğiz. Çocukların ve yaşlıların en iyi koşullarda güvenli yaşam sürmeleri önceliğimiz olacak. Bu doğrultuda yaşlı bakım ve çocuk koruma merkezlerinin bir arada olduğu tesisler kuracağız. Bakın burası çok önemli. Aynı tesiste hem bakıma muhtaç yaşlılar hem de koruma ihtiyacı olan, koruma altındaki çocuklar hizmet alacak. Bu çok farklı bir sosyal model bakın. Çünkü biz istiyoruz ki hiçbir yaşlımız kendini garip hissetmesin. Kendini yalnız hissetmesin. Bu sosyal bakış açısını o kuracağımız yeni tesislerle inşallah gerçekleştireceğiz. Hayata geçireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için hem gerekli düzenlemeleri yapacağız, hem de son yıllarda hızla artan enflasyon sebebiyle ve hatalı politikalar sebebiyle alım gücü gittikçe azalan engelli maaşlarını da her kademede iyileştireceğiz. Satın alma gücünü koruyacak, yükseltecek şekilde hepsini gözden geçireceğiz. Evde bakım aylığı alanların genel sağlık sigortası primlerini biz ödeyeceğiz devlet olarak ve geçmişe yönelik borçlarını da sileceğiz. Başka neler yapacağız arkadaşlar? Başka neler yapacağız? Bakın, gittiğimiz her yerde emekli vatandaşlarımızın feryadını duyuyoruz. Emekliye reva görülen koşullar artık gerçekten utanç verici. Deva Türkiye'sinde emeklilerimizi asla enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Emeklilerimizin satın alma gücünü kademe kademe artıracak bir ekonomi politikası uygulayacağız. Biz zamanında yaptık. Emeklilerimiz 3-5 aylık maaşından artırdıklarıyla gidiyorlardı, bir hafta İtalya'da tatil yapıyorlardı ya. Bu ülkede yaşandı, Türkiye'de yaşandı. Belki 30 yaşın altındaki gençlerimiz o günleri hatırlayamıyor olabilir. Bu ülkede bu oldu. Gençlerimiz KYK burslarını şöyle birkaç ay biriktirip bir hafta, iki hafta Avrupa'da tatil yapıyorlardı. Böylesine güçlü bir ekonomimiz vardı. Böylesine güçlü bir paramız vardı o dönemde. Hepsini berbat ettiler.
İnanın çok yazık ettiler bu ülkeye ya. Mahvettiler. A'dan Z'ye ülkenin hukuk yapısını da, ekonomi yapısını da berbat ettiler. Seneler boyu çalıştıktan sonra insan onuruna aykırı maaşla yaşamaya mahkum edilen emeklilerimizin çok daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak bir ortam sağlayacağız. Bu tamamen arkadaşlar devletin ekonomisinin gücüyle alakalı bir şey. 2 kere 2 4. Devlet zengin olunca, ekonomik olarak güçlü olunca herkes bundan istifade ediliyor. Siz devletin Merkez Bankası rezervlerini -50 milyara düşürürseniz, sıfırın altına indirirseniz, yedek akçelerini sıfırlarsanız, bu ülkenin biriken her şeyini çarçur ederseniz işte bunun bedelini emekliler ödüyor. Bunun bedelini engelli vatandaşlarımız ödüyor. Bunun bedelini KYK rakamlarıyla okuyamayan gençlerimiz ödüyor. Biz düşük emekli maaşı alan emeklilerimize de daha yüksek tutarlarda bayram ikramiyesi vererek o eskiden gelen dengesizlikleri önlemenin bir yöntemi olarak da bunu uygulayacağız. Tek yöntem değil ama bir yöntem bu. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar sorununun da farkındayız. EYT ile ilgili meselede de konunun taraflarıyla detaylı bir görüşme trafiğini şu anda sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız şu anda birden fazla çözüm seçenekler üzerinde çalışıyor. Ama biz bu EYT sorununu da adalet bazında ve finansal sürdürülebilirlik bazında çözerek inşallah bu konuda da eskiye ait ne kadar hata, yanlış, adaletsizlik varsa bunları gidereceğiz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz biz iktidarımızın ilk 90 gününde ve ilk 360 günde yapacaklarımızı detaylı eylem planlarıyla açıklıyoruz, ortaya koyuyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız artık Türkiye'de kaliteli bir siyaseti hak ediyor. İşte az evvel sosyal politikalar eylem planımızdan size çok küçük bazı başlıkları anlattım. Çok uzun bir eylem planımız var. Her konuda eylem planımız var. Tarımdan tutun, afet yönetimine kadar. Dijital dönüşüm teknolojisinden tutun, doğa hakları ve çevreye kadar. Eğitimden sağlığa kadar, her alanda. Her alanda ilk 90 gün ve ilk 360 günü çalışıyoruz. Ama değerli arkadaşlar, bir de ilk 90 günümüz var. İlk 360 günümüz var. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Fakat ülkenin öyle sorunları var ki ilk 90 dakikada dahi çözebilirsiniz. Hükümetin ilk 90 dakikası. Nasıl? İlk 90 dakikada bu ülkede bazı konularda hemen nefes aldırmak mümkün vatandaşlarımıza. Nedir? Bir, yargı bağımsızlığını ilk 90 dakikada sağlarsınız. İlk 90 dakika. Yargıya giden şu talimat yollarını yok ettiğiniz anda iş biter. Dönüp hakimlere, savcılara dersiniz ki hukuka ve vicdana göre hareket edin. Hukuka uyun, anayasaya, yasalara uyun, vicdanınızla sesini dinleyin, ona göre karar verin dersiniz. Yargı o anda bağımsız olur. Ama yargıyı tarafsız çalıştırmak için reformlara ihtiyaç var. Yargı reformunu ayrıca açıklayacağız. O biraz daha zaman alır. Bir başka konu. İlk 90 dakikada çözülecek bir başka konu. Ey gençler, artık özgürsünüz. Sosyal medyada istediğinizi yazın, çizin, istediğinizi likelayın. Bundan sonra hiç kimse Face'ten şunu paylaştın, Twitter'da bunu likeladın diye hiç kimsenin kapısının önünde artık polis belirmeyecek. Hiç kimsenin sabah polis kapısını çalmayacak. Özgürsünüz. Sosyal medyada paylaştıklarınız için hiç kimse sizi KPSS'den sonraki mülakatta eleyemeyecek. Çünkü biz mülakatı kaldıracağız. Topyekun kaldıracağız. Bakın bunlar ilk 90 dakika ya. Çok beklemeye gerek yok. İlk 90 dakika yani. O kadar. Basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü. Gazetecilere dönüp diyeceğiz ki ya arkadaşlar, bu devlet size zulmetti. Sizi boğdular. İşinizi yaptırmadılar. Farkındayız. Ama bundan sonra artık özgürsünüz. Özgür olarak düşündüğünüzü,
yazın. Düşündüklerinizi çıkın televizyonlarda anlatın. Hiç kimse sizi yazıp çizdiğiniz sebebiyle, hiç kimse konuştuklarınız sebebiyle artık işten kovduramayacak. Hiç kimse sizi hapse attıramayacak. Artık basın özgürdür diyeceğiz. İş orada bitecek. İlk 90 dakika. İlk 90 dakika. O kadar. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Özgür basın demokrasilerin can damarıdır arkadaşlar. Can damarı. Özgür basın hayat kurtarır. Çünkü özgür basın doğru haberi vatandaşlara aktarır. Özgür basın dürüst yorumları vatandaşlara anlatır. Hükümetin propagandası karşısında, hükümetin yalan yanlış söyledikleri karşısında özgür basın olduğu sürece hiç kimse böyle ortalarda rahat at oynatamaz. Onun için özgür basın çok önemli. Yine ilk 90 dakika. Merkez Bankası'ymış, BDDK'ymış, TÜİK'miş, hiç fark etmez. Bütün bağımsız kurumlar. Döneceğiz diyeceğiz ki arkadaşlar siz bağımsızsınız. Zaten kanunuza yazıyor. Ama biz fiili durumda oluşturmayacağız. Kimseyi tehdit etmeyeceğiz. Kimseyi tehdit ya da teşvikle, havuçla ya da sopayla yönlendirmeyeceğiz. Bağımsız kurumsansınız artık bağımsız çalışacaksınız. Bunların hiçbirisi zor değil arkadaşlar. Çok zor değil. İşinizi yapın diyeceğiz. İktidara göre değil, hakka, hakikate, hukuka, rasyoneliteye göre hareket edin diyeceğiz. Bu kadar kolay. İnanın bu kadar kolay. Değerli arkadaşlar, biz Deva Partisi olarak emin adımlarla emaneti teslim almaya geliyoruz inşallah. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi hayat pahalılığına, enflasyona ezdirmeyeceğiz. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekün zenginleşeceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara asla ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Hiç kimsenin endişesi olmasın.